Kısaca aile meclisi kurulmalı. Sorun mu yaşıyor? Güncel sorunlar acil çözülmeli. Plan mı? Çözemediler diyelim hocam. Çözemediler. Bir Çözemediler ve sonraki... ayrılmaya doğru gidiyor bu Tabii. ilişki. Ortada çocuklar var tabii ki de. Yani bu çocukların hem kişisel, hem ruhsal, hem eğitim açısından zarar görmeden kurtarılması için nasıl davranılması gerekiyor? Şimdi öncelikle geçinememiş olabilirsin, uyumsuzluk sorunu olabilir. Bundan dolayı haftalık aile toplantılarına devam ettikten sonra eğer bir şeyler yine düzelmiyorsa önce karı koca aile terapistine gidebilir. Ondan sonra terapist çocukları da çağırabilir. Ondan sonra gerekirse yine aşılmıyorsa hukuki yollar için hukuk bürolarına veya avukat bey veya hanımlara başvurulabilir. Ayrılırken de şuna dikkat etmek lazım. Yani karı koca arasındaki kin, intikam, öfke, hesap kitabı çocuklara yansıtmamak lazım. Bu çocukların suçu değil. Çocuklar bu faturayı ödemek zorunda değiller. Ve karşı tarafı cezalandırmak için çocuklar kullanılmamalı. Kullanılmamalı. Çocukları düşünsenize, bir silah doğrulttuğunda çocuğunu koruman gerekirken çocuğunu kalkan olarak kullanır mısın? Yani böyle bir anne Olmaz. babalık Olmaz. olamayacağı Tabii. gibi kocana olan, karını olan öfkeni çocuk üzerinden çocuğa zarar vererek veya çocuğun yanında tartışarak elde edemezsin. Kavga daha da büyür. Bu Tabii. sefer sen boşanmışsan bile nesiller boyu 7 nesil çocuklarının boşanma riski var. Torunlarının, torunların Oo, bu çok torunları. özel bir Tabii bu çok bilgi. özel bir bilgi. O yüzden boşanma bulaşıcı. Bulaşabilir. Harika. Enfeksiyon Boşanma kapabilir. bulaşıcı. Bulaşıcı, Çok evet. Çok etkileyici. enteresan yani. Çok Çoğunlukla etkileyici. boşanırlar. Ama şöyle değil mi hocam? Evet, eşlik görevimiz bitmiş olabilir birbirimize Evet. karşı. Ama annelik ve babalık görevlerimiz devam ediyor. Tabii Değil annelik mi? ve babalıktan istifa etmiyorum. Evet. Ben sadece kocamdan veya karımdan boşanıyorum Hı. ve görev tanımlarını iyi, Hı. sorumluluk, sınır ve sinirlilik tanımlarını iyi yapıp Yapabilir. nerede kim duracak, hangi gün kim alacak bu çocuğu, kim gezdirecek, kim finanse edecek, neler yapılacak, aynı cümbür cemaat yardıma ve desteğe iki tarafın aileleri de, kök aileleri de, geniş aileleri de, hatta sülaleleri, hatta bazı bölgeler için aşiretler, o çocuk babasından, annesinden ayrılsa da o çocuğa olan görevlerimiz, sorumluluklarımız devam etmeli. Diğer taraftan gelen bir yardımı da işte onların parası yenmez, onların desteğine ihtiyaç yok. Babayı Yo, biz öyle bir sildik, şey. çocuk da silsin gibi böyle bir olay yok. Çocuğun Kısacası babayı yok baba. edersek başka bir baba yaratamayız. Tabii. Başka bir babası yok. Olmaz öyle bir şey. Anlatabildim mi? Bunu Evet. en iyi annesi babası rahmetli olanlara sorun. Aynen O öyle. anda keşke bir taş olsa da bir ağaç olsa da baba diye, ana diye sarılsak diye ağlarız hepimiz. Tabii. Bunu anne babası vefat edenler çok iyi bilirler. Evet. O yüzden anne babanın maddi manevi güçlerinden dengeli faydalanarak hakimin veya mahkemenin verdiği ölçülere de riayet ederek anne yanında yaşayabilirler, baba yanında yaşayabilirler. Evet. Sonuçta gittiği yer gavuristan değil. Yani annesinin yanı ya da babasının Babasının yanı. yanı. Ve ona Evet. bakan gavur da değil, yabancı Evet. da değil, Evet. tacizci, tecavüzcü de değil. Onun babası ve anası. Evet. İkiniz anlaşamamış olabilirsiniz ama var gücünüzle çocuğunuzun annesiyle, çocuğunuzun babasıyla anlaşmasına destek vereceksiniz. Kesin. Annesini Bu sevmiyor olabilirsiniz çocuğun artık. iyiliği için artık, çocuğun gelişimi için değil Çocuğun mi? iyiliği için kendi emeklerinizin de çabucak meyve vermesi için Evet. aslında dolaylı olarak size de fayda. Tabii Yeni geri hayatınızda, dönecek. ikinci baharınızda veya Olumlu üçüncü evlilikte dönecek. olabilir, olumlu olarak dönecek bu. Tabii. Yanlış yaparsanız da dönecek, doğru Doğru yaparsanız yaparsanız da da. ve ilahi adalet Evet. ve hukuk tecelli edecek. Evet, O kesinlikle yüzden doğru. yani Katılıyorum. söylediğimiz davranışa, yaptığımız harekete çok dikkat etmemiz Evet. lazım. Bu satrançta vardır. Beşinci hamle
sonrasını görebilen, 10. hamlede ne olacağını bilebilen Hı-hı. ustalar gibi, özellikle ayrıldığımız eşimize ve çocuğumuza yaptığımız davranış, hareket, söz, yardım nereye varacak? Çok iyi ölçüp planlamamız lazım. Hı-hı. Sorumsuzca hakaret, kişiliğe saldırı, silah çekme, işte şiddet uygulama veya çocuğun dedesini, babaannesini, anneannesini, dayısını kötülemek son derece sakıncalı. Yanlış, çocuğun yanlış. Başka bir dünyası yok. Evet. O yüzden çocuğun sevdiği ve ona yardım edenleri yok etmek demek, çocuğumuzun geleceğini yok etmek demek. Hayatını yok etmek gibi oluyor. Bu Tabii. kadar bencil olmaya hakkımız yok. Kesinlikle. Ki şöyledir, ben şuna inanıyorum. Anne güven, baba özgüvendir deriz biz. İkisinin de olması, aynı çatı altında olması tercihimizdir. Ama olmuyorsa yine de bu görevlerini yerine getirmek durumundalar. Kesinlikle. Çocuğa ayrı bir iki tane evin olacak. Birinde daimi evin, işte annenin yanı ya da babanın yanı, ama diğer ebeveynin evinde de ona aidiyet duygularını vurgulayacak. İşte dolaptır, yataktır, bilgisayardır, işte başka kitaplıktır, işte etkinlik alanıdır. Kendine her şey özel bir odasının olmasından yanayız yani. Olsa nefis olur. Tabii. Ona özel. Evet. O geldiğinde fotoğraflarını rahat koydu, kitaplarını Hı-hı. koydu, hatıralar canlı kalsın yine. Çok güzel, çok yani güzel. Yani bir de çiftler evliliği bitişiyle değil, güzel günleriyle hatırlasınlar.